elinin arasına yiyeceğim. Al işte tatlısını koyun. Ya kardeşim, eğitim kampında mıyız, işkence kampında mıyız? Düştük bir deli binbaşının eline, anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdi. Hayır, biz düşman askerimiz ya. Elektrik vermek ne ya? Madem o kadar aklım vardı, burada ne işin var deli yörük? Oğlum sen de zevk alıyorsun ha, biri bana eziyet etsin, işkence etsin. Sen de bir of de be kardeşim. Girdiğimiz yolu biliyoruz kardeşim. Çıkışımız yok. Nereye çıkışımız yok? 44 kişi girdik, 12 kişi kaldık. Vallahi kardeşim, buradan iki kişi sağ çıkacak. Biri sen, biri ben. Vazgeçmek yok ha. Beni yarı yolda bırakma. Vallahi kardeşim, ben bu Mecnun binbaşıya tahammül edemiyorum. Ya sen olmasan ben çoktan bırakmıştım. Neye karar verdiniz? Tamam mı, devam mı? Devam komutanım. Oğlum sizin hiç mi uslanmanız yok lan? Ha? İkinizde de zehir gibi beyin var. Gidin kurmay olun. Karargâhta görev yapın. Paşa olun. Ha? Oğlum bu işin bir emekliliği yok ha. Öyle şehitlikten başka da bir ikramiye olmayacak. O bize yeter komutanım. O zaman ne konuşup duruyorsun lan? Mecnun binbaşı yok beni ezdi. Benim burada ne işim var diye. Ağlanacak yer değil burası. Git ananın kucağında ağla. Bir anam yok komutanım. Baban da olur. Babam da yok komutanım. Heh. Bu yüzden seviyorum sizi. Ben buraya anası babası olan şımarık çocukları eğitmek için gelmedim. Biraz toparlanın. Üstünüzü başınızı değiştirin. Dinlenin. 10 dakika sonra bahçeye gelin. Hepsini 10 dakikada mı yapalım komutanım? Tamam, 5 olsun. Haloçin, lan oğlum bir sus ya. Adam deli lan, deli. Deliyle oyun olur mu? Ya sen sus, sen sus. Kapıda. 4 dakika kaldı. 4 dakika, niye hazırlanacağız? Alın banka, oturun şöyle. Otur. Dört kişi kaldınız. 8 arkadaşınız gevşek çıktı. Konuştu. Anlıyorum onları, anlıyorum. Onların da bir hayalleri var belki, değil mi? Geleceğe dair umutları var belli. Yoksa insan onlara verdiğimiz sırları niye söyler ki iki kötekte? Komutanım, siz bu eğitimden geçtiniz mi? Geçmedim. Zor mu? Nasıl geçmediniz komutan? Gerek kalmadı. Biz sizin bu eğitim dediğiniz şeyi direkt yaşadık. Oyun oynamadık yani. Düşmanın eline düştük. Öyle 16 saat değil, 16 ay boyunca. Hiç konuşmadınız mı komutanım? Konuştum. Ama onları öldürmeden 5 dakika önce. Kurtulacağımı anladığım anda konuştum. Bir mutlu oldular, bir mutlu oldular. Mutlu öldüler.
son eğitimleriniz kaldı. Bundan sonrası daha çetin geçecek. Ama ben ikinizin de bunun üstesinden geleceğinden eminim. Bu konuşmamız eğitim haricinde abi kardeş konuşmasıdır. Gerçekte yapacağınız görevler buradakinden farklı olacak. Karşınıza hiç iyi insanlar çıkmayacak. Her türlü tehlikeye maruz kalacaksınız. Gün gelecek, birbirinize bu bizi sattı diye mi bakacaksınız? Daha üst mevkideki insanların ihanetlerine tanık olacaksınız. Paraya, şöhrete, rütbeye, daha büyük devletlerin daha büyük vaatlerine, vatanını, milletini satan, ciğeri beş para etmez insanlar göreceksiniz. Yılmayacaksınız. Yorulmayacaksınız. Bırakmayacaksınız. Davanıza, görevinize devam edeceksiniz. Bunlara şahit olup elimiz kolumuz bağlı oturacak mıyız komutanım? Her şeyin bir vakti var. İlla ki sizin elinizin de açık olduğu bir zaman olacak. İşte o zaman gerekeni yapacaksınız. Bunu unutmayın. Burada sizi kurt gibi yetiştirdim. Hiçbir zaman unutmayın. Kurt sürüye daldı mı ne çobanı bırakır ne de köpeğini. Kes lan şu üstü. Hayırdır oğlum? Yine canım dayak mı istiyor? Size bir şey söyleyeyim mi? Biraz sonra hepinizi öldüreceğim. Hanginiz vurdu lan bunun kafasına? Beynine oksijen gitmiyor. Gitmemiştir belki. Git bir tane daha yolla buna. Lan! Lan! Lan öldürün şunu! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.